Şahap Kavcıoğlu Ekonomide olumlu gelişmeler devam ediyor. Türkiye, tarihinin en büyük ekonomik saldırıları karşısında yerinde ve zamanında aldığı doğru tedbirlerle ekonomisini tekrar dengeli bir duruma getirmiştir. Uygulamaya konulan yeni ekonomi programı YEP'le ekonomide dengelenme, mali disiplin temelinde üretim ve ihracatta katpa değer odaklı değişim hedefi gerçekleşmeye başlamıştır. Öncelikle, İhracattaki artışım devam etmesiyle ihracatın ithalatı karşılama oranı %90'lara ulaşmıştır. Cari açığa bakıldığında önemli bir düşüş ihmesi var. Bankalar sendikasyon kredilerini, reel sektörse dış borçlarını hiçbir sıkıntı yaşamadan zamanında ödüyor. Dolar ve euro kurları azalış trendi içine girmiştir. Türkiye'nin İran ambargosundan muaf tutulacağı haberiyle dolar TL kuru son 3 ayın en düşük seviyesi olan 5.30'a kadar düştü. Yapılan ÖTV, KDV indirimlerinin Kasım ayında enflasyona 1-1.5 puan düşürücü etkisi olacak. Dolayısıyla Kasım ayı enflasyonu muhtemelen düşük gelecek. Bu durum TCMB'nin yıl sonu %23.5'luk hedefinin gerçekleşmesine de katkı sağlayacak. TCMB'nin brüt döviz rezervleri geçen hafta 67,6 milyar dolardan 69,2 milyar dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 281 milyon dolarlık artışça 19 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Böylece TCMB'nin toplam rezervi geçtiğimiz hafta 1,9 milyar dolar artarak 88,1 milyar dolar oldu. Diğer taraftan bankacılık sektörü bir yandan reel sektöre destek olmaya çalışırken bir yandan da aktif yapısını korumaya çalışıyor. Sektör daha iyi durumda. Sermaye yeterlilik oranı %16, çekirdek sermaye yeterlilik oranı ise %13'lerdi. Öz sermaye karlılığı azalmış olsa da %14'lerdi. Mevduat maliyetlerinin kısmen düşmesiyle kredi faiz oranları da %30'ların altına indi. Amerika Başkanı Trump, Türkiye'nin de dahil olduğu 8 ülkeye İran'a yönelik yaptırım paketinde petrol ithalatı konusunda muafiyet tanınacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından Brent petrol Nisan ayından beri ilk kez 70 doların altına geriledi. Petrol fiyatlarının düşmesi cari açığın kapanmasında önemli rol alacaktır. Petrol fiyatlarının düşmesi cari açığın kapanmasında önemli olacaktır. Amerika'nın İran'a yönelik yaptırımlarından önce Irak İç pazarındaki tüketim ürünlerini Türkiye'nin en büyük rakipleri arasında bulunan İranlı şirketlerden karşılıyordu. Yaptırımların etkisini hissettirmesiyle İran'ın Irak piyasasında hareket alanı daralıyor. İran'dan mal temin etmekte zorlanan Irak, bu boşluğu Türkiye ile dolduracaktır. Bu süreçte Türkiye hem Bağdat hem Erbil'le ekonomik ilişkilerini daha üst bir seviyeye çıkaracaktır. İstanbul Tekstil ve Ham Maddeleri İhracatçıları Birliği, İTİP sadece Ekim ayı içerisinde 175 ülkeye gerçekleştirdiği 939 milyon dolarlık ihracatla cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. 2018 yılı Ekim ayı ihracatı tüm zamanların en yüksek Ekim ayı ihracat rakamı oldu. Gerçekleştirilen ihracatın yarısını Avrupa Birliği oluşturuyor. Dünya tekstil piyasasını domine eden bu ülkelere yapılan ihracat Türk tekstil sektörünün ne kadar güçlü olduğunun somut bir göstergesi. Tekstil sektörü, ülkemizin en çok ihracat gerçekleştiren 6. sektörü ve ülkemizin genel ihracatından aldığı payda da %7'lere yaklaştı. Yine ayakkabı sektöründe 3-4 tane bilinen markaların konkordato ilan etmesiyle sanki tüm sektörde kriz ve sıkıntı varmış gibi hava yaratıldı. Halbuki yılın 10 ayında hem ihracatta hem de perakende satışlarda önemli artış var. Bu yıl sonunda ihracat 1 milyar doları aşarak 2017 yılının üzerine çıkmış olacak. Türkiye genelinde 18 bin civarında ayakkabı ve yan sanayisi ile ilgili üretici bulunuyor. Yıllık 400 milyon çift ayakkabı üretiliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yılın son 2 ay için sağladığı ÖTV ve KDV desteği otomotiv sektörü için önemli bir nefes oldu. ÖTV ve KDV indirimlerinin etkisiyle son iki ayda pazarda 150-160 bin adetlik bir satışın yapılacağı öngörülüyor. KDV ve ÖTV indiriminin otomotiv pazarı için bir can suyu olacağı kesin. THY tarafından açıklanan Ekim ayına ilişkin yolcu ve kargo trafik verilerine göre Ekim'de taşınan yolcu sayısı yıllık %5,1 artarak 6,5 milyon oldu. Ocak-Ekim döneminde taşınan yolcu sayısı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %10,9 artarak 64,2 milyona geldi. Bunun sonucunda toplam doluluk oranı %83,4'e ulaştı. Ülkemize yatırımlar devam ediyor. Bu yılın Ocak-Eylül döneminde sadece turizm alanında 3,2 milyar lira değerinde 213 proje için yatırım teşvik belgesi verildi. Söz konusu projeler tamamlandığında yaklaşık 8500 kişilik yeni istihdam yaratılmış olacak. Sadece Eylül ayında 29 proje için yaklaşık 413 milyon liralık yatırıma yatırım teşvik belgesi verildi. Türkiye ekonomisine ilgili olumsuz açıklamalara rağmen ekonomiyle ilgili bütün kesimler sürecin olumlu olmasına katkı veriyor. Ekonominin çarkı dönmeye devam ediyor.